Evet, eğitimimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk başta dediğim gibi önce example'ları inceledim. Neler yapılabilir? Yani şöyle mantık olarak şöyle yapacağız. Önce ilk derste anlatmıştık neler yapılabildiğini. Şimdi bunlarla ilgili parça parça neler yapıldığını göstereceğim. Ve en sonunda da burada kendi uygulamaların içinde şurada şöyle gösterirsek en üste çıkalım. İşte buradaki bileşenleri, işte JavaScript ve özelleştirmeleri burada bu Google sürekli Türkçe'ye çeviriyor. Çevirmesini istemiyorum ama neyse böyle kalsın. Şimdi burada dedik ki örnekleri mesela using the framework diyor. Mesela starter template basit bir tane. Şimdi bunları sırayla yapacağız. Bakın şöyle bir starter template dediğinde böyle bir doküman var. Yani üst tarafta bakın bin bar yani header top diyebiliriz buraya. Bakın burada projenin ismi ve burada butonlarımız, bir menümüz var yani. Buraya siz istediğiniz kadar yani 1, 2, 3, 4, 5 diye burayı artırabilirsiniz. Yani bir menü yapacaksak bunu kullanacağız. Buna benzeyen bir şey kullanacağız. Göstereceğim zaten. Şimdi bunu kapatıyorum. Hemen diğerinde işte yine Bootstrap'ta kullanılan hazır işte nelerin olduğu. Bakın zaten anlatmaya çalıştığımız şey de bu. Bunlar olacak zaten. Burada bir özet geçmişler. Bazı yerlerin tabi. Yine bakın burada menümüz var. Bakın drop down yani bir açtır menü yapmak bakın çok basit bir şekilde hemen buraya bu özelliği koyduğumuzda direkt açılır menümüz aktif olacak. Burada bir alan var. Jumbotron ismi bunun. Jumbotron diye geçiyor. Hepsini anlatacağız zaten. Burada hazır butonlar var. Yani biz buton yapmaya çalıştığımızda yani herhangi bir yere bir buton verdiğimizde bunların işte default isimleri bakın burada üstüne yazıyor. İşte primary, success, info, warning ve danger diyerek bunları bu şekilde yapabiliriz. Bunlar da işte small, işte medium, large, x large gibi kendi lerince isimlendirmişler. Öyle yapıyoruz. İşte table'lar var. Hazır bakın. Bir normal biz web sayfasına table yaptığımızda böyle güzel gözükmüyor. Daha farklı gözüküyor ama burada bir class yazdığınızda table'ınız otomatik olarak böyle bir şekle dönüşüyor. Oldukça başarılı bence. İşte thumbnail istediğimizde bir resim eklediniz mesela sayfaya. Siz CSS class olarak tabii şu anda burada anlatırken biraz CSS bildiğinizi varsayıyorum. Eğer CSS bilmiyorsanız da yani ilk defa bu eğitime denk geldiyseniz CSS bilmiyorsanız biraz CSS bilmeniz gerekiyor. Thumbnail sınıfını yani class'ını buraya eklediğimizde bu görüntüyü elde ediyor. Yine label'larda işte bug istediğimiz böyle bir atıyorum Facebook'ta bizim ya da normal Twitter'da gördüğümüz tarzda böyle işte yanına bildirim geliyor. Bu admin panelleri yaparken kullanabilirsiniz. Bu şekilde drop down menü, işte navigation alanı, nav bar alanı yani o üstte gördüğümüz şu nav barı bakın burada yapabiliyorsunuz. Bunun bir açık rengi bir koyu rengi var. Uyarı mesajları bu şekilde işte list gruplarının 3 tane versiyonu var. Paneller işte panelin başlığı, renkleri işte Wells diye böyle bir içeriği var. Bu şekilde bir şey kullanacaksınız. Bunu kullanmanız yeterli. Bakın hazır karusel gördüğünüz üzere second, third, first 3 tane buraya dilediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz. Bunların özelleştirilmesini göstereceğim. Devam ediyorum. Şimdi burada en çok bizim kullanacağımız şeyden bir tanesi Bootstrap Grid Example dediğimiz şey. Şimdi Grid Example önemli. Grid Example aslında bizim tasarımımızı entegre etmemiz için gerekli en önemli şeylerden bir tanesi bu. Buradaki gridlere göre entegre ediyoruz. Şimdi tabii tasarımın belirli bir ölçüsü var. İlk başta onu bilmemiz gerekiyor. Tabii biz şöyle tasarımı da aslında yapsaydık daha güzel olacaktı. Tasarım yaparken de bunları anlatabilirdik aslında. Buna göre tasarlamamız gerekiyor falan ama artık kodlama esnasında bunları göstereceğiz. Şimdi burada bunların ne anlama geldiğini söyleyeceğim bu grid sistemin. Şimdi şöyle aşağı doğru inersek burada 12'li sisteme bölmüş mü? Bölmemiş. Şu en baştan şuradan göstereceğim size. Grid sistemi şuradan anlatacağım. Evet. Şimdi bakın. Grid sistemde Bootstrap için konuşuyoruz. Bootstrap'ta 12 parçaya bölünüyor. Yani biz bir sayfayı genişliği 1200 olduğunu ya da 1170 olduğunu varsayarsak 12 parçaya bölünüyor. Yani biz call md1 yazdığımızda bundan 12 tane yazacağız ki bu sayfanın tamamını kaplasın. Yani her zaman 12'ye tamamlamamız gerekiyor. Şimdi bunu kodda da göstereceğim örneğini daha sonraki derslerde. Ama önce bir yüzeysel olarak burada anlatayım. Daha sonra bunları zaten tekrar üstünden geçeceğiz.
Yani burada bakın zaten göstermiş. Bir row dediğimiz satır, yani bir satırın içinde bakın bir yazarsanız 1 1 1 1 12. Burası boydan boya bir satır. Yani şurasının toplamı 1170'e denk gelecek. Zaten buradaki değerleri var. İşte mesela bakın 8 ile 4'ü topluyorsunuz 12. İşte eğer 3 tane yapacaksanız 4 8 12. 2 tane yapacaksanız yan yana 6 6 12. Bunların farklı versiyonları var. Onlara da bakacağız tekrar. Neler olduğunu göstereceğim. İşte two kolon diyor 8 4. Evet, burada aynı şekilde. Burada mesela XE yazanlarda onu şurada yine gösterebiliriz. Şöyle yukarıda örneği vardı aslında. Bakın row kol x xe diyor. Kol md diyor ve kol large. Yani kol kolon demek. Large, medium ve x small yani küçük ekranlar için. Burada row satır. Tabi İngilizcesi olanlar buradan bakılabilir tekrar. Şimdi container ve container fruit dediğimiz alanlar var. Şimdi container bizim ekranımızda yani şu alanda şöyle gösterecek olursak o alanı kaplayan yani ortalıyor. Bizim daha önce yaptığımız margin 0 auto gibi işte mesela 980 veya 960 yapıp margin 0 auto dediğimiz gibi bir alan. Fluid de zaten burada yazıyor. Full width ekranın tamamına yayılıyor burası. Tabii arzu ederseniz bazı bölgelerde kullanabilirsiniz. Örnek olarak mesela gösterecek olursak bakın şurada bakın görüyor musunuz? Gri alan var. Mesela bu alka planı yapmak için önce bir grid yani full width yapmamız gerekiyor. Şurayı da orta bakın burası ortada dikkat ettiyseniz burayı da ortalamak için bir container'ın içine almamız gerekiyor. Koda incelediğimizde şöyle baktığımızda zaten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın önce dıştaki alan full width yani bakın onun içinde de container bizim şuradaki genişliğimiz arkadaşlar yani konteyneri yaptığımızda bakın 1170'miş konteyner bakın. Küçülttüğümde bakın ben bunu mesela 970 bakın burada eğer 1170 küçülttürsem bakın bu sefer böyle gözüküyor bakın. Bakın küçültüyorum. Bunu da küçülttüm. Bunu da küçülttüm. Yani buradaki değerleri küçülttükçe burası da değişmiş oluyor. Tekrar sayfayı tazeliyorum. Bu değerlerde bu işe yarıyor. Şimdi bunları zaten tek tek anlatacağız kodda. Bunu çok fazla da hani üstünde böyle kafanızı karıştırmayalım. Yani şu kolonların çok önemli olduğunu anlamamız yeterli. Şu ekran şunlar da MD, LG yani şurada yazıyor. Tekrar şuraya gelirsek kol MD, kol LG ve kol X'i. Bunları çok kullanacağız. Şimdi ben bu derste burada bitireceğim. Bundan sonra yani şuradaki aşamaları bir anlatayım. Ondan sonra kodla bunları yapacağız. Yani ben daha iyi pekişen düşünüyorum uygulamada. En sonunda da zaten o projeyi yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.